Merhabalar. Bugün 22 Haziran 2022. Güneşli bir çarşamba günü. Dün akşam ambardan kontra plaklarımızı alıp aracımıza yükleyip mobilyacımıza, Yakup Usta'ya teslim ettik. Bugün şimdi biraz öğlen saatlerinde çıktım. Elektronik eksik malzemelerimi aldım. Şimdi Yakup Usta'nın dükkanına doğru ilerliyorum. Metro ile gideceğim. Aracımız orada. Yapılmaya başladı. Şimdi zamanımız daraldı. Şurada 4-5 günlük bir zamanımız var. Bu süre zarfında aracın tüm eksiklerini bitireceğiz diye umuyoruz bakalım. Neler olacak? Bundan sonraki süreçte, yani ondan sonraki süreçte de aracı bir servise gösterip sonra yollara çıkacağız. Ya bu karavan yaptırma işi gerçekten çok zor bir süreç. Yani maddi imkanlarınız dışında vaktinizin de olması gerekiyor. Onun dışında da güzel bir heyecanınızın olması gerekiyor. Heyecanınız bitmemesi gerekiyor. Tabii bunların üçünün olmasının akabinde güzel de bir ekiple çalışmanız gerekiyor. Ben Eser ve Halit abilerle çalışıyorum. Onları bana bulmamı sağlayan, referans olan kişi Enes kardeşim, Enes Deveci. Şu an için çok memnunum. Gerçekten dedikleri vakite uyarak kaliteli bir işçilik ilerliyoruz. İnşallah sonucun da güzel olacağına inanıyorum. Metro girişimiz şurası. Oradan bineceğim. Yapım sürecinde o kadar çok malzeme aldım ki hepsinden de bol bol aldım. Fakat gene de ufak tefek malzeme lazım oluyor. Mesela bunun gibi. Sürecin başından sonuna kadar başındayım. O yüzden acil bir malzeme ihtiyacı olsa hemen satın alıp hemen getiriyorum. Yeter ki malzeme alabileceğim bir yer olsun. 15 amper. Tamam, güzel. Bize yetiyor mu 15 amper? Yeter. Afiyet olsun. Ama şeyi bileceğini ondan sonra da ondan sonra bütün handelde bir arada 36-37 Allah Allah. Yolda kestim. Yolda kestim. Halit abi şey hazır abi. Teşekkür ederim. Şimdi müşterisi iyi parayı buldunuz ama. Baksana hala. O tuttur. Bu şekilde nasıl olacak? Güzel görünüyor. Şuralara basacağı için. Evet. Şuralar. Bakalım nasıl. Lan. Oldu değil mi? Az daha. Çok az daha. Az daha. Şimdi indirelim aşağıya da. Ne
çekeceğim. Aracın üzerinde ne kadar az delik açarsan o kadar iyi. Biz de olan deliklerle çalışmaya özen gösteriyoruz. Halit abi olan bir deliğimizi açtı, temizledi, çok az biraz da genişletti. Şimdi 3 kablomuzu buradan geçiriyoruz. Ondan sonra kapattıktan sonra salyangozumuzu da kapatacağız. Sonra burası bu şekilde hem derli toplu gözükecek hem de bu bölgeden kafamıza soru işareti gelmeyecek. Evet. Kenarlarına taşıracağım biraz. Taşır abi. Çünkü temiz olması için. Sızdırmazdı tam. Şey yapmak için ya derdi. Anladın mı? Anladım. Kanalı tam doldursun. Dışa da azıcık taştı mıydı? Sızdırmazlığımız. Tam istediğimiz gibi olacak. He. Zorundayız. Evet. Şey diyeceğim. Senden ricam ne biliyor musun? Kağıt bant. Kağıt bant diye bir ağırlık. Şunu da kaldır geriye versene. Tamam. Tamam. Bir ağırlık istiyorsun. Ağırlık istiyorum. Bunun üstüne koyalım. Anladın mı? Tamam. Kablo baskı yapacak buna çünkü. Tamam abi. Hem altına hem de kenardan bir daha çektim. İyi yapmışsın. Çok iyi gözüküyor. Şuralar sıkılıyor mu? Vidalar. Herhalde en son sıkarız onları. Tabii tabii. Tamam. Şimdi 30. Üzerine de ağırlığı koyduk. Evet. İyi bir donsun diye. Temiz çalışan adamın hali bir başka oluyor abi. Adı da Halit oluyor. Dış elektrik giriş. Evet. 220 V. Sana zaten yetecek. Kolay gelsin. Sağ olasın. Sağ olasın. Hayırlı olsun. Güle güle kullanın. Teşekkür ederim. Daha güzelleri sizlerin olsun. Şöyle bakayım. Aynen çok güzel.
Bir de şöyle bakayım dışarıdan. Kapıyı ortalasak mı? Sen bilirsin dostum. Ben her yere takarım. Kapıyı ortala abi. Ha, orası daha güzel. Tamam. Metreyle de ölçelim. Tam orta neresiyse oraya koyalım. Yarısı 60. 60. Şurası. Tamam abi, oraya koy abi. Buraya. Aynen abi. Dur abi, şimdi görürsün. Gördüm abi. Tamam. Bir taraftan da şöyle tutar mısın? Ne demek? Son olarak bugün karavan yapımının 8. gününde Halit Usta ile beraber dışlanmamızı monte ettikten sonra günü bitireceğiz. İkimiz de çok yorulduk. Halit Usta'm gerçekten ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Onun emekleriyle aracımın elektrik sistemi şekillendi. Her yeri de etiketler yaptı. Yani ileride herhangi bir sıkıntı olduğunda açıp kendimiz de tamir edebiliriz. Tamirciye götürdüğümüz ustaya da tarif edebiliriz. İşte usta var, usta var. Herkesin bir Halit ustası olmalı. Değil mi Halit usta? Evet. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Anladın mı? Aslında orası çok böyle sert bir malzeme değil. Değil. Ver öteki bir damızı da. Şurada. Gel abi. Karavan yapımının 8. gününde biz işlerimizi bitirdik. Aracım bu şekilde. Eksik kalan işleriyle bıraktık. Şimdi Mert, Halit Usta, biz Mert'in karavanıyla gideceğiz. Mert'te de şöyle bir araç var. Artık çalışmalarımız yarından sonra devam edecek.